Başlayabiliriz herhalde. Başlayayım o zaman. Evet. Emin misin? Eminim ya. Tamam. Şimdi nasıl başlayacağız? Önce bir ona karar verelim istersen. Ne yani? Merhaba arkadaşlar. O topa hiç girme. Merhaba arkadaşlardan çok ağzım yandı zamanında. He. Merhaba arkadaşlar diye açılmaması lazım bu kanalın. Herkese selamlar falan hani. Zararlı sohbetlere hoş geldiniz mesela. Evet. Olur mu? Zararlı sohbetlere hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere. Ama biraz bir canlanın. Zararlı sohbetlere hoş geldiniz arkadaşlar. Ya zaten var ya bu en zor kısmı açılışı olacak. Evet. Açılışı bir yaptığın zaman devamı yağ gibi akıyor. Sen de direkt gir. Neye gireceğiz? Peki tamam aç bakayım. Aç. Aç nasıl açıyorum? Aç lan. Zararlı sohbetlere hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda Fuat Alpay var. Evet. Benim yanımda da Ömer Bey var. Evet. Ömer Alpay. Ömer Faruk Alpay mı demeliyim, Ömer Alpay mı demeliyim? Tam isim mi yapalım? Ömer Faruk Alpay. Ömer Faruk Alpay. Yani sonuçta altta şöyle bir yazı işi olacağı için. Onları çözelim ama evet. Güzel. O şekilde böyle bir yazı geçecek. Şu anda nasıl yapacağım aklıma hiç fikrim yok. Hiç onları tasarlamadık biliyor musun? Önceden düşünmem gerekiyordu benim. Abi zaten şu an sabahtan başladık zaten şeylere. Hani kurmaya, etmeye hani bir sürü aksilikler çıktı. Çıktı vallahi. Sonuçta. İki gündür vallahi hiç abartmıyorum. İki gündür koşuyoruz az yokuş çıkıyoruz. Bittim abi ya. Tükendim ya. Hani bize yokuş yapmışlar bütün şeyleri. Bize özel. Peki mesela bu şuraya not aldık. Konu başlıklarını konuşacağız. Evet. İlk videonun günahı olur mu diye yazmışım ben oraya mesela. Abi ilk videonun günahı... Olmaz mı yani? Ya olmaz. Yani bu her kanal için geçerli. Yani sonuçta eksiği gidiyor olur, bilmem nesi olur. Hani sırf işte kamerayla çekiyoruz. İşte ne oldu işte video hazır. Oldu bitti şeklinde gelmiyor yani sonuçta. Ya biraz eli yüz düzgün olması için esasında yani, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ya tabii canım hani izleyen kişiler açısından hani iyi bir yani verimli bir şekilde izlesin diye. Arkadaşımız sponsorumuz aslında bir nevi. Allah Allah. Evet. Yapımcı. Ben ufak tefek işlerin sponsoruyum. Peki şu hoş oldu mu? Bence abi hoş oldu. Normal tek kişi de olur aslında bu. Ya şimdi çok bastırdık ya. Yani evet yani elimizde çok var. Elimizde bayağı var. Dişin eline verdik. Aynen. Duruyor. İlerleyen zamanlarda konuklarımız da olabilir. Onların da eline. Şöyle bir tane versene. Şöyle tutabilir mi? Sen şuraya sıkıştır şu. İkinci parmağına. He. Nasıl oldu? Olmadı. Hiç olmadı. Zaten burada. Şunun da arkasının hiçbir şey yazmadığını o kadar çok çaktırdım ki şu an belli değil yani. Peki ilk konu başlığımızı geçelim mi yoksa üzerine durmak istediğin başka noktalar var mı? İlk videonun günahı olur mu? Kanal açılışımız böyle bu şekilde oldu ister istemez. Instagram sayfamızda da ayrıyetten buranın şey işte ofis stüdyonun aslında parça parça fotoğraflarını paylaşacağız. Hı hı. Ondan sonra konu başlıklarımızı videoyu çekmeden evvel belirlersek eğer onları paylaşırız. Oradan takip edebilirsiniz. Evet, Facebook sayfası açacağız diye ümit ediyorum. Videoları oraları da yükleyeceğiz. Oralardan da takip edebilirsiniz. Onlara da ben sorumluyum. Evet. Birilerinden bir şeylerden bir sorumlu olmalı. Ömer Faruk Alpay. O tekrar geçsin mi alttan böyle? Tekrar geçebilir. Tamam. Ters akıtacağım böyle. Böyle yapacağım. Geçelim mi bu konu başlığına? Bir günahı. Yani. Bitti mi? Bitti. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Okeyse tamamsa eğer. Tamam. E-Devlet muhabbeti. Çok popüler bir konu olduğu için bunu seçtim. Seçmese miydim? O espriyi yapıyorum şu anda. Hangi espriyi? E-Devlet şu anda çok... Yapmıyor. Yapsam mı yapmasam mı ben bilemedim boş açıkçası. Boşan sonra yaparız. Kafede konuşuyorduk bu haftanın konu başlıklarını olsun diye. Dedim şey hani E-Devlet ile ilgili konuşabiliriz. E-Devlet muhabbeti şu an çok yavaşta dedim. Evet. O anda desen aç mıydın? Açtım. Yanlış anladım. Ben açtım. Ben lavaşta diye anladım olayı. Yani, E-Devlet muhabbeti diyorsun ki bu aralar çok lavaşta. Evet lavaşta abi. Lavaş sever misin? Abi çok severim. Daha demin yedik ya. Görmedin mi zaten? Görerek yedim de onu çaktırmasaydın iyiydi yani. Olsun. Ne diyor onun ismi? Lavaş diyorduk. Lavaşta kaldık abi. Lavaştı. Keşke şunu üçüncü başlık olarak lavaş yazsaydım yani. Yok gerek yok o kadar da değil. Biraz ciddi olmak gerekiyor. Hmm. Ciddiye bakmak için. Yalnız bir saniye. Yönetmenimden şu anda bir telefon bağlantısı şey yaptım, aldım. Muhabirimiz Ömer Bey şu anda İstanbul Lavaşlar Odası Birliği Başkanı'yla bir röportaj gerçekleştiriyormuş. İsterseniz hemen oraya dönelim. Sonra tekrar stüdyodayız. Dönelim. Evet stüdyo şu anda İstanbul Lavaşlar Odası Birliği Başkanı
Fuat Lavaş Bey ile birlikteyiz. Evet. Bize mesleğinizin incelikleri ve zorluklarından bahsedebilir misiniz? Sizlerleyiz. Teşekkür ederiz. Öncelikle söz hakkı tanıdığınız için Lavaş Ordusu olarak size tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fakat son zamanlarda bazı yaşadığımız mesleki zorluklar var. Öncelikle ben mesleğime aşık bir insanım. Bunu özellikle öncelikle söylemek istiyorum. Fakat son zamanlarda kebapçıya ve pideciyere pastane muamelesi yapılmasından bıktık, usandık. Sürekli doğum günü kutlanacaksa mesela geliyor efendim işte bir ortaya bir karışık kebap, yanına bir tane pide söylüyor. Pidenin üzerine işte susamlarla Haydar Bey'in doğum gününü kutluyoruz falan yazıyorum ben artık. Bıktım usandım, iyice artık işin suyu çıktı. O zaman buradan mesajımız doğru bir şekilde iletilmiştir. Özellikle Haydar Bey'e buradan. Haydar Bey'e selamlar. Sevgiler. Sakın bir daha sipariş vermeyin. Evet. Teşekkürler Ömer. Tekrar stüdyodayız o zaman şu anda. Değişik renkli bir şey oldu. Röportaj oldu. İstersen artık lavaşı bir kenara bırakalım. Yani bitsin adamın yani yaptığı yoruma göre. Azalarak bitsin yani. E-Devlet muhabbeti. E-Devlet muhabbeti. E-Devlet muhabbeti. E-Devlet ne diyorsun E-Devlet muhabbeti hakkında? Şöyle bir şey. Sistemler çöktü. İnternet sitelerine girilemedi. Yani E-Devlet mi? E-Devlet mi? Ha. Bir kere bunu konuşmak gerekiyor. Ben tire koymuşsun aslında. Ha. O ben işte yani E'yi hep uzatma taraftarıyım. E-Devlet. Ay ne bileyim ya. Vallahi bilmiyorum. Vallahi yani nereye gidiyoruz bilmiyorum. Biz ya. Her neyse tamam. Nereye çıktın sen? Ne? E-Devlet. Şu an çok hızlı gittin. Nereye çıktın? Sen nereye çıktıysan zaten ben de dolaylı yoldan orada çıkmış oluyorum. Yani biz kuzen oluyoruz. Kuzen olmaktan dolayı yapacak da pek fazla yani bir şey yok. Ben seni tanımıyorum. Yap tanımazsan tanıma. Nereye çıktın? Ya ben Kayseri diye bekliyordum ama... Biz de Kayseri diye bekliyorduk. Bizim baba tarafı komple doğum ya, büyüme Kayseri'de bu arada. Abi şöyle bir şey, doğum büyüme Kayseri'de. Hani Elazığ üzerinden tabii gelmiş. Dedem de Elazığlı. Dedem Elazığ abi. Oradan geliyor abi. Hı hı. Ondan sonra Kayseri'de doğuyor halammış, amcamız falan. Tabii gibi. Sonra İstanbul'a... Ama benim. Ne senin? Benim halam amcam. Tamam. Kayseri'de doğuyor. Benimkisi de olmuyor mu? Yok. Niye? Allah Allah. Ufak akıl oyunları diyorsun. Evet. Yani. Şimdi seni şöyle 2000'de falan diye göster yapabilirim yani. Ben Kayseri'yi çok benimsemiştim bak. 26 yaşındayım. Evet. Ama hiç gittin mi? Yok. Hani Kayseri ile özdeşleşen şeyler, mantısı olsun, işte pastırma falan. Oradaymışım gibi. He. Hani hissettiren böyle şeyler. Memleketinden ziyade memleketinin meşhur olan şeylerini benimseme hani durumu söz konusu. Şey gibi. Bende. Şey ya, mantı ya. Bizim oralarda iyi yapıyorlar. Tabii ya, mantı ya. Cool bro, mantı. Hani böyle şey olma, hani mantı dedim bizden sordun hemşerim falan gibi böyle direkt. Elazığ'ın bir şeyi var mıydı? Hani bildiğimiz, hani böyle yapılan. Bunları daha önce konuşsaydık ben şu an cevap verebilirdim de hiç yok, yok, hazırlıksız yakalandım ya, yani. Olabilir abi, ilk videodayız. Elazığ'ın ben... Günah olmaz dedik ki. Elazığ'ın yani. Ben nesi meşhur bilmiyorum ki. Evet, peki nereye çıktın? Tunceli. Tunceli çıktım. Ben ne dedim? Ben de Tunceli çıktım. Telefon mu çalıyor? Evet. Bir takım teknik aksaklıkları da atlattığımıza göre sohbetimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Sonuçta ilk videonun nesi olmuyordu? Günahı olmuyordu. Günahı olmuyordu. İnşallah sizlerin de. Tunceli diyorduk. Tunceli çıktık. Yani. Tunceli çıktık ve en ufak bir fikrimiz yoktu hani Tunceli... Ne alaka? Ben de bilmiyorum. Ben Tunceli'nin yani. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Daha Tunceli diye bir yer var mı yolunu bile bilmiyorum o yani. O kadar da abartma. Ciddiyim ama ya. Hani Tunceli diye bir yer olduğunu mesela bu zamana kadar hani memleketleri konuşursun ya. Konuşursun. Ama ben Tunceli'den falan hiç bahseden görmedim. Ve bir arkadaşımın olduğunu yani. Ya bak Tunceli çıktığıma sevindim. Evet. Hani nereli olmak isterdin sorusuna vereceğim ilk yanıtlardan birisi Tunceli olurdu. Evet. Hoşuma gitmedi değil. Gitti. Yani. Ama beklemediğim bir şey oldu. Mutluyum yani, hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum ben. Ya şimdi güzel bir şey kattı hayatımıza yani. Bir hani Elazığ dedik, Kayseri dedik. Hı hı. Bir Tunceli'nin bir şehrimiz daha var. Tunceli'nin olduğu hakkında en ufak bir fikrim var mı? Evet. Cevabını şu an alacağız. Muhabirimiz Ömer şu an Tunceli'de. Evet. Tunceli'deki halkın nabzını yokluyor. Nesi meşhur? Güzel. Onu hemen öğrenelim istersen. Evet Ömer, söz sende. Evet, stüdyo şu anda Tunceli'deyiz. Halkımızın güzel insanlarından birisi olan Fuat Nabız ile birlikteyiz. Ve halkımızın nabzını yoklayacağız. Evet Fuat Nabız Bey, Tunceli'mizin nesi meşhurdur? Şimdi abi şöyle bir sıkıntı var. Burası Ankara. Hadi ya. Abi Ankara Mamak'tayız şu anda. Sen yanlış geldin. O Konya'dan... Evet.
yanlış yoldan geldin abi, sen paralı yoldan gelecektin ya. Şeyden Cebel Tarık'tan mı geçmek gerekiyor? Hayır abi, sen yanlış yoldan geldin, virajı çok geniş aldın sen. Hadi. Evet stüdyo, şu an cevabımızı aldık ve sizlerleyiz. Evet Ömer, teşekkür ediyoruz. Ömer bak, hayat kurtarıyor görüyorsun. Vallahi. Konuyu ilerletemediğimiz zaman hemen devreye giriyor evet, yönetmenimiz. O zaman şeyden devam edelim. Tuncel hakkında söylemek istediğin başka bir şey var mı? Tuncel hakkında söylemek istediğim bu kadar abi, hani sonuçta gidip görmediğim için yani. Dersi ben Kayseri'yi falan da görmedim. Peki şu an gidip görmeyi ister miydin? Madem buralıyız Tuncel arkadaş. Madem buralıyız bir gidip bakalım neymiş olay. Abi hani oralı izlerken bizden köy alsın diye gözükmüyor muydu abi? Hani orada da bir... İyi kaç kuşak öncesinden bahsediyorsun. Ya, tamam da abi. Orada hani belli bir zamanda şey yapılmış hani... İnsanlara topraklar verilmiş. Toprak ağalığı yapılmış. Yani toprak yani. Ağalığı. Mesela ben sana diyorum ki işte şu toprak mesela senin. Sen bunu ne yaparsan yap. Hani aşk ile katkıda yap. Aşk ile yap. Aşk yani. Ile yap diyorsun. O zaman Kenan Doğulu'nun konsumanında videomuz devam ediyor. Şimdi biz açılışı yaptık. Yalap evet. Şalap da olsa. Hani popüler olduğu için elbet konuşalım dedik. Ama tam anlamıyla bir kanal açılışı olmadı gibi. Zaten en sıkıntılı tarafı da abi, bu. Abi ya şöyle hani... Her zaman değişebilecek bir şey kanal açılışları. Hani milletini beğenmiyor, tekrar başka bir şey buluyor. Peki sence bu video tekrar çekilir mi? Olur mu ya? Olur mu yani? Bence çekilmesin. Sonuçta ilk şeyimiz. Hani insanlar bizi anlıyor zaten. Hani daha ne? İki abonemiz de olsa daha insanlar anlıyor diyorsun. Yani o abonelerden bir liste sensin, bir liste benim ama onu çaktırmıyoruz değil mi? Evet çaktırma abi. Şunun burada bir şey de yazmıyor yani. Bize bir şey yazıp verseler bir şeyler konuşacağız da. Açılış dedik. Evet. Biraz kendinden bahset ki video da olsun be. Biraz kendimden bahsedeyim. Teşekkür ederiz. Hemen o zaman ben kendimden bahsetmeye başlayayım. Buyurun. Buyurun. Şöyle yazsaydım önce. Arkadaşlar ben Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyorum. Şey reklama girmiyor değil mi üniversitenin ismi? Devlet Üniversitesi, onları reklama. Yani, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyorum. Hı hı. Heykel bölümünün öğrencisiyim ve son sınıftayım. Yani hayatımın şu an güzel anlarını yaşıyorum. Neden? Yani bir takım şeyler bitiyor, bir takım yani, şeyler başlıyor yani işte böyle. Başlayacak ama öğrenci hayatımı hani son sene anca doğru düzgün yaşayabildiğimi düşünüyorum. Yani o yüzden güzel geçiyor ya. Çünkü sen de benim gibi Kocaeli Üniversitesi'ne her gün servisle gidip gelenlerden. Evet, zengin tayfa. Değil mi canım benim. Bu arada ben de Kocaeli Üniversitesi mezunuyum fakat bana karar oldu. 2 sene oldum ben mezun olalım. 2 sene oldu. 2 sene oldu. Ben de sinema televizyon bölümü mezunuyum. Şu an hali hazırda bir prodüksiyon şirketinde çalışıyorum. Post prodüksiyon bölümünde. Kanal açalım dedik. Niye güldün? Niye güldün? Kartını gösterir misin? Kartım şu an ya, içeride kaldı ya. Boş ver. Kurgan amirisin sen. Kurgan amiriyim. Ben de işte post prodüksiyon be oğlum. Olsun söyle. Havalı işte, mı o? Havalı yapıyor havalı işte. Mı? Post prodüksiyon. Yani burada böyle bir şey girsin yani direkt böyle çağır. Burada senin ismin girecek çünkü ben şey kurgu amirinin yanında şey yazıyordu İngilizcesine. Editing supervisor yazıyordu. Onlar o şeylere ben karar ne oluyordu? İşte amirdir diye tahmin ediyorum. Ha. O şeyleri ben belirlemedim. Statüleri ben belirlemedim. İngilizce hani olmadığı için. Evet. 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 Ben biraz de sen kendinden bahsedin. Sağ ol, teşekkür ederim. Lütfen. İşte o yani şey kurgu yapıyoruz ofiste falan. Başka bir kanal açmıştık bir ara. O tabii açmıştık derken geçmişte kalmadan halen daha devam ediyor da o oyun kanalıydı. Çok böyle popüler oyunlar falan oynamadığımız için hani üstüne de düşmedik fazla falan. Hani hep böyle şey kalmış. Arka planda kalmış temalar tercih edildiği için çok fazla bir başarıya ulaşamadı. Esasında ulaştı canım hani 40-50 bin izlenen videolar falan oldu kanalın. Olmadı değil de. Hani bir şekilde artık ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Kırdı elimeli. Şey ne? Sıkıldın. Susayım mı ben? Yok konuşabilirsin. Teşekkür ederim. Bahsedebilir misin? Bahsedebilir miyim? İsmi neydi? O kanalda şey canım ortak kurulmuş. Ben oyunlu mamullerden bahsediyorum. Şu an halen daha devam ediyor. Bu yan bir proje. Bu benim seninle ortak yürüttüğüm bir proje. Nedir onun ismi? Hani oyun mamurlarıyla çalışan herkes artık çalışıyor hani. İş yapıyor hani çalışıyor mesleki olarak. Ve artık vakit bulunamıyor. Video çekilmeye falan filan. Çekim yaptığımız yer çok uzak. Evlerimiz çok uzak. Evet. İnsanların birbirine olan mesafeleri çok uzak. Sözünü kesiyorum. Kes. Vallahi kesiyorum. Allah kahretsin. Ya şöyle bir şey.
Hani biz mesela işte bu projeyi yaparken bir sürü şeyler uğraştık, bir sürü şeyler düşündük. Hani düşünmekle de bitmiyor. Hani uygulaması da var bu işin. E geliyorsun, bir sıkıntı yaşanmış işte, atıyorum o kadar perdeyle uğraştık. Hani yeşil perdeyle. Yeşil perde düşmüş. Gel sabah geldiğimizde. O hani, Galim Box kameranın üstüne düşseydi oturup ağlardım, biliyor musun? Ya iyi ki çekmişsin. Hani bayağı dizlerimin üstüne çökerdim, orada bir film sahnesi canlandırıyorduk yani. Ya bir sürü şeylerle uğraşıyorsun sonuçta. Ben doğru tutuyorum. Doğru tutuyorsun. Heh. Bir sürü şeylerle uğraşıyorsun. Ve sonuçta hani güzel şeyler çıkmasını bekliyorsun. Evet. Yani biz işte, abonelerimiz işte atıyorum bizi sabırsızlıkla beklesin. Ondan sonra işte ilk video pek öyle bir, ben izlenim bırakmayabiliriz ama hani şu an daha ilk açılış ve yorgunluktan şu an çok geberiyoruz yani. Bayağı iki gündür ebemiz o şey oldu yani. Evet. Atıyorum işte işlerimizden veya işte arkadaşımız 5 günde dolu yani hafta içi. Maalesef. Hani 5 gün dolu olmasaydı belki ileriki zamanlarda hani dolu olmadığı zamanlar olabilir. O zamanlar daha çok video çekeceğiz ve... Olur her şey olur. İlk konuşmuştuk zaten. Şimdi konseptleri uzun uzun tabii ki bahsetmeyeceğiz. Onun yeri ve zamanı değil. Evet. Sıkıcı olur da. Çok farklı içerikte Allah... şu an devam edebilirsin. Kuracağım yani. Cümle, öznesi, tümleci, yükleme her şeyini unuttum zaten yani. Uzadı video. Uzadı değil mi? Uzadı video. Yavaş yavaş çok fazla sıkmadan sizi kapatalım diyoruz artık. Sonuçta kapatıyoruz. Zararına sohbetler. Güzel bağladın ha. Evet. Oradan onu güzel bağladın. Tamam, güzel bağladın. Evet. Tamam, güzel oldu da hani kapanışı düşünmedik. Nasıl kapanış yapılacak? Rap arkadaşlar gibi koyuyor. Hani masalara dağılıyor. Rap gruplarının gazı böyle gitarı sallayıp yere vurup hani parçalıyor. Her zaman bir şey kırıyorsun falan, sonra bütün şey batıyor. Tabii. Grup batıyor. Tabii, ikinci videoyu tost makinesiyle çekiyoruz ondan sonra. Grup batış. Grup batış. Cidden kapat artık. Kapatayım mı? Kapat. Ben açtım, kapatırsa sen yap. Kapatmayı. Kapatırsam. Kapatış. Kapatmayı sen yap. Kapanış dersen düzgün kapanayım. Kapanışı da sen yap. Teşekkür ederim. Arkadaşlar o zaman ilk videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Her hafta iki video çekmek gibi bir niyetimiz var. Niyetimiz var. Eklemek istediğin son bir şey var mı? Ömer Faruk Alpay. Sürekli akacak oradan, biliyor musun? Hiç gitmeyecek o. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir buzdolabı markası.